Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Süper Dalı şampiyonu, rekortmen Berivan Toprak. Berivan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni burada ağırladık. Güzel oldu. Çok da güzel oldu. Evet, Berivan Toprak kimdir? İlk önce seni tanıyalım. Ben Berivan Şemal Toprak. Türkiye rekortmeni, Türkiye şampiyonu. Bugün ben de katıldığım için mutluyum. Şimdi Süper Dalış neden mesela futbol, atletizm, basket, ne bileyim hani voleybol falan niye yani değil? Serbest dalış. Ya babam serbest dalışla uğraşıyor. Evet. Ben de babamın hayranıyım yani. Ona gerçekten hayranlıkla bakıyorum. Babasının ve ben kızı. De aynen. Ve ben de dedim ki bu sporu yaparım. Evet. Babamla beraber biz bu sporu yaparız. Sonra baktık ailece bu sporu yapmaya başladık. Hiç anlamadım annem, bir anda. Aynen annem, babam, ben, Murat, benim bir de küçük kardeşim var. Erkek. Yetişiyor. Evet yetişiyor. 7 yaşında ama. Görmen lazım. Hadi ya. Bayağı yetenekli kendisi. Yetişiyor alttan. O yüzden serbest dalışla ilgilenmek istedim. Hiç basketbol falan dikkatimi çekmedi bu yüzden. Aslında yeteneğin daha çok neye varsa en ön plana kim çıkarıyorsa. Serbest dalışta evet yeteneğimin olduğunu da hissettim. Dedim ben yaparım ya hani hoş güzel bir sporcu. Tehlikeli ama hoşuma gitti yani. Peki en fazla ne kadar derine dalabiliyorsunuz? Ya ben aslında 40 metreye kadar dalıyorum. 40 metre? Evet ama rekoru 30 metrede aldım. Çünkü 18 yaş altı için tehlikeli bir spor bu. 33 metre çektiler sınırı. Ben de 33 metreye dalmak zorunda kaldım. Aslında 40 metre kadar dalışlarım var. 40 metreye kadar? Tabii. Evet. Yani tüple dalıyorsunuz? Yok tüpsüz. Serbest dalış. Ha gerçi evet benim de biraz abes oldu. Tüple dalsa niye o zaman buradayım? Aynen aynen. Benim şey peki en çok dikkatimi çeken olay da dışarıdan bakanlar ya bu ne oluyor bu dalışıyla dalıyor çıkıyor. Gözüyle mi bakıyorlar? Hayır bu öyle herkes dalamaz söylenen yani. Söylenen vardır hani ne bileyim hani bazı bilmeyen insanlar veya da böyle hor gören insanlar falan bu sporu. Yani aslında zor bir spor. Göründüğü gibi kolay değil aslında. Göründüğü gibi bir kolaylığı yok. Yani o 33 metre zaten ciğerlerin her 10 metrede bir yani düşünsene şöyle bir ciğerle hani dalıyorsun. Aşağıdaki ciğerlerin küçüldüğünü. Nefes alıp hani nefes alamıyorsun suyun altında. Ciğerlerin şöyle bir şey artık senin. Bir de bunun çıkması da var. Enerji kaybın var. Yani gerçekten zor bir spor. Tehlikeli zor. Ama o kadar da zevkli bir spor. Yani bu yaşına rağmen bu risk cesaretin dolayı seni tebrik ederim. Çok sağ ol abicim. Teşekkürler. Gerçekten de baban. Çok iyi bir evlat yetiştirmiş herhalde. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, boğulma tehlikesi var mı sporun? Allah göstermesin, dağılın. Ya, evet, öyle bir tehlikesi var. Ama her sporda olduğu gibi, ya bu sporda da tehlike var, boğulma var. Boğulma. Akciğerlerin kanayabiliyor. Kulakların kanayabiliyor. Aslında yani, daha çok da psikolojik bir şey değil mi? Hani, tabii, serbest dalış tamamen mental bir spordur. Mental. Stresten, her şeyden uzak. Sakinliğini koruyabileceğin bir spor. Yoksa yapamazsın, sakin olacaksın. Sakin olacaksın. Evet. Kafandan yani düşünceler açacaksın. Elbiseni, dalış elbisesini giydikten sonra denize adımını attığın an bütün derdini, tasan, düşüncelerin karada kalacak. Denize başka bir şey olarak girmen lazım. Başka türlü olmaz. Deniz sakin. Kızı mesela. Diyorlar. Deniz kızı. Deniz kızı. Şimdi astım hastaları olan insanlar bu sporu yapmasında bir tehlike var mı? Hayır yok. Astım hastası olan insanlar bu sporu yapabilir. Nasıl yapabilir? Ya zaten dediğim gibi her şey psikolojik, her şey mentalde biten bir şey. Hı hı. Sen kendini dinliyorsun, kendine odaklanıyorsun. O yüzden bir sıkıntısı yok. Yani ciğerlerinde bir problemin yoksa ki bir de bildiğim kadarıyla beyinle ilgili bir hasar diye bir hastalık var. Sağlık raporunun iyi olması lazım. Evet, hastalığın ismini unuttum. İki tane etken yoksa işte. Yapabilirsin yani. Bir sakıncası yok. Bir sakıncası yok. Astım hastası olan insanlar yapabilir. Herkes yapabilir bu sporu ya. Peki yapmak isteyen insanlara öyle hevesli olan insanlara tavsiye önerilerin var mı? Bu sporu ben de yapmak istiyorum. Var, var, var. Yapın bu sporu. Bu yani günlük hayatınızı etkiliyor. Bir kere stresin uzak. Mentaliniz gerçekten iyi. Ayrıca bir sporla uğraşmak sorumluluk getiren bir şeydir ve sorumlulukların oluyor. Kendini dinleyebiliyorsun. Düşünsene abi suyun altında teksin. Evet. Balıklar etrafında. Kafanı kaldırıyorsun. Tüm dalgıçlar dalıp çıkıyor. Ve o anın huzurunu alıyorsun. Deniz anısı şurada. Balıklar şurada. Çıkıyorsun nefes alırken arkandan balıklar atlıyor. Hani bu an farklı için bir insan. Farklı evet. Farklı deniz başka bir dünya. Alemde. Yani bunu tatmaları lazım. Tadın yani. Çok güzel bir duygu. Serbest dalış çok güzel bir şey. Bana gelin falan. Bana gelin. Evet, Berivan'cığım, başarıların neler? Şimdi kupa falan var, madalyalarımız var böyle. Koş şöyle, getir. Evet, Berivan'cığım, sen deyiz. Başarılarını dinleyelim bakalım. İki Türkiye rekorum var. 33 metreyle aldım, iki ayrı branşta. Evet. Bir yaş kategorisinde değil mi? Tabii, evet. Gençler kategorisinde. Evet. İki Türkiye rekorum.
Tabii iki altın madalyam. İki de gümüş madalyam var. İkinci oldum. Ya işte bu sene de güzel bir şeyler düşünüyorum bakalım. Bu sene artık gençlerde değilim, yetişkinlerdeyim. Yaş 18 olduğundan. Evet. Bakalım. Olimpiyat. Derin dalışta 18 yaş altına olimpiyata almıyorlar yani Avrupa yarışmalarını falan. Hmm. Çünkü tehlikeli bir spor olduğundan 18 yaş altını sadece Türkiye şampiyonasına sınırlandırıyorlar. 18. Şimdi 18 oldum. Bakalım. Gideceksin inşallah. İnşallah. Hedefler o yani. İnşallah. Peki nasıl bir antrenman programı yapıyorsun? Hani ben baba ben bugün geldim. İtmana bir dalıp çıkacağım demiyorsun herhalde. Hayır. Çok zorlu antrenmanlarımız var. Okuldan çıkıyorum. Havuza bir giriyorum. İşte babam gelmiş. Diyor 4 tane 50 metre yapacaksın. Çıktığın gibi mesela dalacaksın. Havuz yarı olimpik mesela. Nefes alıyorum, dalıyorum 50 metre, çıkıyorum, sayıyor 20'den geriye 20, 19, 18 diye. Sıfır olunca tekrar 50. Çıkıyorum 20, 19, 18, sıfıra tekrar dalıyorum, tekrar çıkıyorum. Zorlu antrenmanlar geçiyor. Yani bazen nefes antrenmanlarım oluyor. Çünkü bu nefese dayalı bir şey. Nefes serbest dalış. Değil mi? Tabii. Kara antrenmanlarım, karada karbondioksit çalışıyorum. Belimi nefes tutuyorum, bırakıyorum. 2 dakika tutuyorum, 2 dakika dinleniyorum. 1,5 tutuyorum, 2 dakika dinleniyorum. 1 tutuyorum, 2 dakika dinleniyorum. Öyle bunun gibi yani. Bir antrenmanlarım var ki bu antrenman, karbondioksit tablosu bizim nefes tutma süremizi arttırır. Hmm. Düzenli yaparsan güzel bir şekilde nefes tutarsın. O yüzden etkili bir antrenman. Beslenme falan nasıl? Tabii ki de beslenme çok önemli. Bir kere sağlıksız besinlerden uzak durmak lazım. Mesela diyorum baba, kızım kola, çekirdek, cips falan yeme etme. Özellikle yarışma haftası eve hiçbir şekilde abur cubur almıyor. Yani bakayım baban, babam almış falan. Babam o kadar çok şeydir ki yani hayatını çıkartsın. Ciddi yani. Çok ciddi. Fatih Serim yani. Evet, babam serbest dalış eğitmeni. Bu konu o kadar çok ciddi ki. Evet. Hani yarışma gününe geldik. Muz, bal, ceviz. Tamam yeter kahvaltınız. Başka bir şey yemezsin. Sonra yarışmaya. Ama yani deniz, havuz, yüzmek acıktıracak bir şey. Evet. Evet. Yani fena geçiyor. De yoruyor değil mi sana? Tabii ki de yoruyor ya. Nasıl yormasın? Yüzmek hemen eve gidince pıt uyuyorsun. Hiç. Çok yorucu. Ama dediğim gibi çok zevkli bir spor ya. Ben çok keyif alıyorum yaparken. Peki başlayacak olan gençlerimize, senin gibi kardeşlerimize tavsiyelerin, önerilerin neler? İlk önce doğru bir kişiden eğitim almanız lazım. Ben bunu öncelik olarak görüyorum. Çünkü güvenlik her şeyden önce gelir. Bir bakın kendinize ne yapabilirim diye. Serbest dalış eğitimi alın. Yani her şehirde serbest dalış eğitimi verenler vardır. Ondan sonra bizim gibi mesela bilen, iyi bir insandan, bir antrenörden, koçtan destek alsınlar. Güvenilir. Aynen, çok önemli. Çünkü dediğim gibi şakaya güvenlik bu sporda en önemli şeylerden biri. Çünkü şakaya gelmeyecek bir spor. Asla, yani futbol, asla. Voleybol değil, basketbol çok değil. Ciddi bir spor yani asla şakaya gelmez. Evet. Çünkü canını ortaya koyuyorsun ama zevk alarak yani. Evet. O yüzden ilk önce eğitimini alsınlar, sonra bu işe başlayacaklarına karar verdiklerinde her antrenmanlarında sakinliğini korusunlar. Yani sakinlik çok önemli. O suya girdiğiniz zaman sakin olacaksınız. Stres yapmayacaksınız. Önerebildiğim tek şey bunlar. İnşallah. Artık gerisi de onlara kalmış. İnşallah uyarlar. İnşallah uyarlar. Bu Türkiye'de bu sporun popülerlik derecesi ne durumda? Bence dalış popüler bir şey. Kim dalmak istemez ki? Dalgıçlar mesela. Bence dalıyorsun, bir dünyadasın, bir keşfediyorsun, bir şeyleri keşfediyorsun. Ben yani şöyle düşünüyorum. Zaten denizin altı farklı bir dünya. Farklı bir şey. Ama yani bu sporu yapmak korkuyorlar ya. Metreleri duyunca korkuyorlar. Gelmek istemiyorlar. Ya korkmayın. Bence herkes bu sporu yapsın yani. Gelin beraber dalalım. Hani popüler bir şey ama korktuklarından şöyle katılımı sağlayamıyorlar. Evet şöyle. Hani gelin bir eğitim alın. Eğitimden sonra zaten hazır bir kıvama geldiniz. Aynen dalın öyle. Aynen öyle. Şu an hani onlar şey kafasına direkt ben dalarım ederim falan filan. Asla. Çok için fazla ayrıntılı şeyleri var. Evet. Zaten ben zor bir spor ve ben zoru çok sevdiğim için yani bu işi çok severim diye düşündüm. Çünkü zor bir şey. Kulak açması var. Nefes egzersizleri var. Dalışı var, şeyi var. Para çırpması var, oyu var. Yani ilk önce eğitim alınmalı. İlk önce eğitim, sonrasında havuza giriyoruz. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Eğitim almadan direkt bu spora başlayan arkadaşlarımız da var. Ama ben ilk önce eğitim alınmasını zorunluluk olarak görüyorum ya. Önemli bir şey. Çok önemli. Evet. Sağlık önemli yani. Evet Berivan, şimdi bu spor yaparken ön yargılar neler oluyor insanların? Acaba o kadar metreye dalabilir miyim?
Ben dalarsam kulaklarım hiç açılmaz ki, kanar ki, ben kulaklarımı patlatırım. Ya ben bir dakika bile nefes tutamıyorum, sen nasıl o kadar tutuyorsun falan diyorlar. Aynısından gözlerle kanlanıyor değil mi? Evet, ben de onu çok yaşadım. Bu normal bir şey. Hmm. Bu maske eşitemediğimizden kaynaklı. Yani bu ön yargıları kırın, herkes dalabilir, herkes nefesini tutabilir. Önemli olan inanmak. Zaten inanmak başarının yarısıdır. İnanmak için bir şey yapamazsın, şu bardağı şuraya koyamazsın, inanmazsın. Evet, ben bunu koyamam ki dersen koyamazsın, dalabilirsiniz. Herkes dalabilir. Herkes nefes tutabilir. Sadece doğru şeyleri bilmiyorsunuz. Eğer bilirseniz. Bilirsiniz. Evet. Yapabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum yani. Böyle arkadaş ortamında falan böyle konuşuyorsun arkadaşlarınla falan. Tabii. Evet. Hayatında. Evet. Maz bir şey düşünürken böyle arkadaşım diyor mu sana ya fazla dalıyorsun bugün de veri lan dalma bu kadar. Gelirken bir arkadaşım şey dedi. Ben 10 metre dalamıyorum ya. Sen o kadar metre nasıl dalıyorsun? Çünkü ben teknikleri biliyorum. Sen de teknikleri biliyorsan sen de dalarsın aslında. Çok oluyor ya. Bayağı oluyor arkadaşların arasında. Hani şey diyorlar. Ben bir dakika nefes tutamıyorum. Sen nasıl o kadar çok tutuyorsun falan. Aslında tutarlar da sadece bilmiyorlar. Evet. O yüzden. Peki bugün seni okulunda tanıtmışlar. Evet ya. Sağ olsunlar. Nasıl psikolojik olarak kendini nasıl hissettin? Ben bilmiyorum, bir an heyecanlandım. O yani şurası bir heyecan, evet. Bir böyle şey sanki şuralar yani. Bir kelebek hissi falan olmuştu. Evet. Çıktım ama görseniz herkes alkışlıyor falan, ıslık falan çalıyorlar. Böyle tebrik ettiler, hediye verdiler falan. Ama çok heyecanlıydım yani. Ben bu duyguyu asla unutamam. Çok heyecanlı. Başarılar da, evet. Gayret, çaba, mücadele. Evet, yani 3 ayımı verdim deniz için. Okullar kapandı. Ben tüm yaz Antalya Kaş'taydım. Antalya Kaş. Evet, orada tüm gün, sabah akşam dalış yani. Başka ama bir şey yok. Yok, gezmek yok, eğlenmek yok. Ama değdi yani. Bu kupa için değdi. Tabii işin ciddiyeti. Evet. Belki ileride daha çok olimpiyat başarılara, dünya başarılara getirsin. İnşallah, inşallah. Bir okul açarsın, okullar açarsın. Hani gelecek evet, nesile evet. Yönelik. Var işte öyle bir şeyler aklımda. İnşallah. Bakalım. Bunları demiş ki hayallerin, planların, hedeflerin var mı da Berivan? Var aslında ya. Ben dünyalar arasında böyle bir derece alacağım ya. Dünya, ne bileyim, bir dünya şampiyonu. Ben istiyorum. Şöyle deseler hoşuna gider mi? Avrupa şampiyonu Berivan Toprak oluyor. Evet, kimin hoşuna gitmez ki. Ve ben aklıma ne koyduysam başaran bir sporcu olarak görüyorum kendimi. Ve ilk hedefim bu. Seneye yani tam 18'imi doldurduğum zaman eğitmen olacağım. Babam gibi, babamın meslektaşı olacağım. Bu benim için çok gurur verici bir şey bir kere. Eğitmenden sonra eğitmen yöneticisi olacağım. Yani eğitmen olmak isteyen arkadaşlara eğitim vereceğim. Yani bu işte en üst noktaya kadar çıkmak istiyorum ben. Üniversitede beden eğitimi öğretmenlik okuyacağım. Tam besliyor işte. Kendini açacaksın yani. Aynen, ben bu işte kendimi aşmak istiyorum. Neyse en yüksekse oraya tırmanmak istiyorum. Daha çok yolum var ya. Var ama. Ama evet, inanıyorum kendime. Bunlardan meyvesi olması lazım. Bu evet, ben kendime inanıyorum. Yaparım inşallah. Şöyle şu düşünceli olmasınlar eğer başlayacak olanlar. Ya işte ben çalışmaya başım ettim. Hani bak kupa alabileceğim, madalya alabileceğim. Düşüncesi olmasa çalışmaya devam etsinler. Bu kupayı almadan önce ben çok düştüm. Kaç gece ağladım. Yapamayacağım. Olmayacak. Evet. Beceremeyeceğim. Böyle bir söz var, bilmiyorum duydunuz mu? En çok kimden korkacaksınız biliyor musunuz? Düşüp tekrar ayağa kalkandan. Yani bu sözü hiç unutmayın bence. Ben her seferinde düştüm, her seferinde kalktım. Kalktım ve işte bugün nereye geldim? Yani şu kupada şu madalyalar, hüzün var. Hani ne bileyim, duygusallık var. Sevinç evet. Var, göz yaşı her var. Şey var. Her şey yani... var şu kupada. Hani bu kupa her şeyden ibaret aslında. Aynen öyle. Berivan, kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim. Ne demek? Evet, bugün Berivan Toprak bizlerle beraberdi. Hadi Berivan, son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bence çok güzel bir kanal kurmuşsun ya. Gerçekten eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Her şey harika gerçekten. Beni ağırladığınız için de çok teşekkür güzel ederim. Her zaman sizler gibi genç yetenek kardeşlerimizin her zaman kapım açık. Bir şeyle uğraşan, mücadele. Teşekkürler, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Serbest dalışı isteyin. Arkasını bırakmayın bence. Zaten videonun linkine de koyacağız sayfayı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Hakan Satmaz Show'un bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.